Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına Elazığ Milletvekili Sayın Gürsel Erol konuşacaklar. Buyurun. Sayın milletvekilleri, sayın başkanım, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Aslında bugün bu konuşmayı yalnızca AK Parti grubuna yapmak isterim. 12 Eylül dönemini hepiniz hatırlıyorsunuz değil mi? 12 Eylül generallerin bu ülkede uyguladıkları faşist sistemi ve düzeni hepiniz hatırlıyorsunuz. Baskıcı bir rejim, kapatılan parlamento, siyasi yasaklar, tutuklanan milletvekilleri, tutuklanan siyasetçiler. Yani siyasetçilere seçme ve seçilme hakkını, özgürlüklerini kısıtlayan her anlayış faşist bir anlayıştır. Ve 12 Eylül zihniyetinin aslında sizin bu kayyumlara ve siyasi yasaklara karşı çıkmanız gereken tarihinizde yaşanmış çok önemli bir olay var. Sayın Cumhurbaşkanımızın Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi yasak getirilmesi. Hatırlıyorsunuz değil mi? Onu da hatırlıyorsunuz. Ve 2003 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'nin destek vermesiyle Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi yasağı kalkarak siyaset yapma hakkını aldı ve bugün ülkenin cumhurbaşkanı. Yani demek istiyorum ki insanların seçme ve seçilme haklarına, seçildikten sonraki süreçle ilgili anayasal yurttaşlık haklarına aslında bizden fazla sizin sahip çıkmanız ve sizin destek vermeniz lazım. Ama görüyorum ki güç elinize geçtikten sonra tarihinizi, geçmişinizi unutarak bu yargının verdiği güçle insanların seçme ve seçilme hakkına ve insanları seçen iradeye haksız bir uygulamanız var. Teröre karşı olmak ayrı bir şeydir. Yurttaşlarımızın yurttaşlık haklarını savunmak ayrı bir şeydir. Olabilir, seçilmişler suç işleyebilir mi? İşleyebilirler. Kanunlara, yasalara aykırı davranışlar olmuş olabilir mi? Olabilir. Bu ülkenin yargısı var. Ama yargının sonuçlanması nedir? En son Yargıtay süreci bitinceye kadar kimsenin cezasının, hükmünün gerçekleştiği anlamına gelmez. Alınabilir mi bir belediye başkanı? Görevden de alınabilir. Yani bu yalnızca kayyum atamakla ilgili siyasi bir davadan dolayı da değil, herhangi bir gerekçeden de dolayı alınabilir. Ama mesele burada belediye başkanının görevden alınması yalnızca değil. Ama oradaki seçmenlerin özgür iradesiyle seçilmiş bir de bir belediye meclisi var. Yani en azından belediye başkanı açığa alındıktan sonraki süreçte bir kayyum atamak yerine belediye meclisinin kendi içerisinde en azından yargı süreci geçinceye kadar bir başkan vekiliyle yönetilmesi lazım. Bunun örnekleri var mı? Bunun örnekleri oldu. İzmir Menemen'de yaşadık. Bizim bir belediye başkanımızın hukuksuz davranışından dolayı açığa alındı. Arkasından meclis bir seçim yaptı. AK Partili bir üyeyi başkan yaptı. Ve arkasından belediye başkanı istifa edince başkan seçilen, vekaleten seçilen başkan asaleten seçildi ve görevine devam etti. Yani burada AK Parti grubunun güç elinizde diye geçmişte size uygulanan bu faşizan anlayışı, bu faşizan dayatmaları kendi karşınızdaki insanlara uygulamayın ve dayatmayın. Bunlar doğru şeyler değildir. Yarın aynı şeyler iktidardan düştüğünüzde sizin karşınıza çıktığı zaman biz geçmişte Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın hakkını aradığımız gibi sizin hakkınızı da arayacağız. Yani bu yalnızca bir HDP'li belediye başkanına buyurun tamamlayın. Bu bir HDP'li DEM Partili bir belediye başkanına yapılan bir uygulama değil yalnızca. Bu insanların özgürlük alanlarına, seçme ve seçilme haklarına, burada anayasaya yasal olmayan ve insanların bu haklarını takdir görmeyen bir davranış şekli olarak değerlendiriyorum. Ve bu anlamda kayyum atamaları bu ülkede asla doğru bir atama değildir. İnsanlar suç işleyebilirler, anayasaya aykırı davranabilirler, kanunlara aykırı davranışlar gösterebilirler. Yargı süreci tamamlanıncaya kadar hiç kimse görevinden alınmamalı. Ama bir başka gerekçesiyle görevden alınması durumunda da oranın seçilmiş belediye başkan meclisi yeni başkanı veya başkan vekili seçilerek görevine devam etmelidir diyorum. Bu kayyum atamalarını doğru bulmadığımı ifade ederek hepinize sevgi ve saygılarımı sunarım.